Ya ben şampiyonluk yok, ben şampiyonluğumuz olmadığı için söyledim de bunu neden söylüyordum? Yani bir yakınma, bir serzeniş olarak değil. Herkes yani en ufak bir hakem hatasında başka bir maçta bile Zeki Usta zaten şampiyon ilan edilmiş. Bu lig boşa oynanır gibi kelimeler, cümleler kullanılıyordu. Çünkü bu sezon da çok gördük. Özellikle Alkoliko maçından sonra yine duyduk bunu. Yani böyle bir şey olmadığını belli etmek için. Çünkü bu yaklaşık 3. yılımız herhalde. Bir önceki sezon başka bir ligde şampiyon olduk. Hani bunu belirtmek adına onu söylüyordum. Yoksa takımımız çok iyiydi. Yani bir iki aksiliklerden dolayı şampiyon olamamıştı. Zaten sizin de bildiğiniz gibi geçen sezona biz alınmadık Golden League'de şampiyon olduğumuz için. Serüven de bizim için nasıl başladı? Hatta ben ilk Evlad Osmanlı'dan geleyim. Orada ben Kerem abi aramıştım. Demiştim nasıl bir lig? Bilgi almış. Direkt şey sormuştum hatta. Şampiyon nereye gidiyor? Kerem abi de gülmüştü bana, buradan selam söylüyorum. Her arayan onu soruyor diye. Ben o zaman demiştim ben onunla karıştırma diye. Allah'a şükür lafımız yerde kalmadı. Tabii Gökhan kardeşimle birleşmenin de verdiği etkiyle herhalde birleşmesek yerde kalma ihtimali yüksekti. Yani takımımız çok iyi oldu ve olmaya devam ediyor. Çünkü lisanslı olayına biz takılmıştık ama artık o sorun kalmadı bizim için. Önümüz açık diye düşünüyorum bundan sonraki sezonlarda da. Artık Zeki Usta'nın bir hedefi var. Bunu Gökhan aramızda konuşuyorduk. 5 yıl üst üste şampiyon olmak. Akbal'ın rekorunu kırmak istiyoruz. Ha, yeni gelen kural o beni bağlamaz. Ben katıldığım ligleri baz alırım, sezonları. Şu anki hedefimiz Allah'ın izniyle onu, tabii uzak bir hedef şu an için ama hedeftir sonuçta. Peki sırada Türkiye şampiyonu var. Geçen sene de eksik bir kadroyla gitmenize rağmen gruptan çıkmayı başarmışsınız. Bu sene orada da yarım kalmış bir hesap var. Biz de Adana olarak bizi temsil edeceksiniz orada. Sizinle orada destekçiniz olacağız. Biz de şampiyonluk için, Türkiye şampiyonluğu için, Adana'mızda ilk defa bir şampiyon çıkması için orada da sizi destekleyeceğiz. Yani burada yanlış anlaşılmasın, orada sizi de destekleyeceğiz derken orada tabii ki Adana'yı temsil ettiğiniz için destekliyoruz. Artık çok şaibeli laflar döndüğü için biz de cümlelerimizi seçerek kullanmak kesinlikle, zorunda kalıyoruz. Tabii ki söz konusu Adana olunca mutlaka kim olursa olsun biz destekleyeceğiz. Evet. Orada sizi de destekleyeceğiz tabii ki. Neler söylemek istersin bu ya konuda? Ya şimdi burada bence bu açıklamayı yapmanıza bile gerek yok. Çünkü diğerlerin alacağını düşünüyorum. Emin de buna hatta. Çünkü orada artık Zeki Usta, King, Akbal, Muklu veya Vurguncular bu isimler ortadan kalkıyor. Adana temsilen gidiyoruz biz oraya. Onun için bizi destekleyeceğinizden şüphemiz yok. Geçen sezona gelirsek de aslında bazı şeyleri gözünüzde büyüttüğünüz zaman onun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Çünkü buradan giden King takımından birkaç oyuncuyla konuştuğumuzda biz herhalde oraya gittiğimizde uçan topçular göreceğimizi zannediyorduk. Çünkü bu da bizi çok etkiledi. İster istemez. Çünkü bilmediğimiz bir yer, sonuçta adı bile büyük. Türkiye şampiyonası. Ve o kadar eksiği, o kadar sakatlığa rağmen yine de gruptan çıkmaya başardık. En azından galibiyet aldık. King gibi 2 yıldır gidip boş dönmüyoruz. Yani bu sene de hedefimiz ve gelecek yıllardaki hedeflerimizden biri de bunu da hep konuşuyoruz. Türkiye şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu. Bunu inşallah alacağız Allah'ın izniyle. Evet Gökhan, sen neler eklemek istersin kaptan Üzeyir'in dediklerine? Ya Üzeyir abinin dediklerine katılıyorum. Canı gönülden katılıyorum. Çok uzun bir serüvendi. Bir yıldır bayağı bir emek sarf ettik. Sizin de bildiğiniz üzere. Ve bizi bu yolda asla yalnız bırakmayan sponsorumuz olan, abimiz olan Zeki abiye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi bir an olsun yalnız olarak hissettirmedi. Biz her zaman Zeki abi arkamızda bir güç olarak kullandık. Ve bunun sonucunda da Adana şampiyonluğunu aldık. Nitekim Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Gerçekten bir nevi Şampiyonlar Ligi orası. Yani dediğiniz gibi burada bayağı bir söylentiler vardı. Ama işte nitekim orada da umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız. Yani bu zamana kadar size, yani sizin tarafınızdan bize sorular soruluyordu. Ve ben bu sefer tam tersini sormak istiyorum. Yani ben size soru sormak istiyorum. Bu sene içerisinde Sayın Sinan Koçer, bizim kadar şu rakip bula ya emek var, veren var mıdır demeyeceğim ama nitekim vardır muhakkak. Bizim kadar da olsa emek veren vardır tabii ki de. Bizim kadar analiz eden,
Birisini gördünüz mü bu sene Burak İkbul'da? Yani buraya gelen bütün rakipleriniz sizi sağ kenarında görmüştür. Bu da yeterli bir cevap olur diye düşünüyorum. Evet. Yani kural kitapçığı ile alakalı. Biliyorsunuz playofflar, playoff süresince hep bir kural kitapçığına takılı kaldı. Yani şöyle bir şey bile duydum yani. İşte benim işsiz güçsüz olduğumu ve sadece rakiplerinin açığını aradığımı, yani böyle bir söylenti bile geldi bana. Ya ben şimdi şu sahanın içinde, biz bir turnuva oynuyoruz. Turnuvanın dışında benim bütün takımdakilerin, samimi olduğum insanlar benim hep abim, kardeşim, eşim, dostumdur. Fakat ne kadar abi kardeş de olsa biz sahanın içine girince hep bir rakip hürriyetine bürünüyoruz. Hal öyle olunca da ben rakibimi nasıl alt üst etmem lazım? Ekart etmek için bir açını bulmam lazım. Ve ben bunun doğrultusunda çalıştım. Yani Üzeyir abiyle beraber biz yeri geldi saat gece 2'lere, 3'lere kadar yani ben eşimden, ailemden, çocuğumdan, yani anamdan, babamdan ödün verdim ben bu rakip bul için. Niye? Sonuçta bu benim bir işi yaptığım işe saygı, ne kadar saygı gösterdiğimi, ne kadar önemsediğimi gösteriyordu. Nitekim hepsini biz toplayacak olursak gerçekten zor ve uzun olan bir ligi sonunda güzel bitirmeyi başardık. Yani söyleyeceğim fazla bir şey yok. Umarım Türkiye Şampiyonası'nda da Adana'mızı en iyi şekilde temsil ederiz. Ve gereken, yani özlenen şampiyonluğu, özlenen Türkiye Kupası'nı buraya getiririz inşallah. Peki takım içinde bir kardeşlik, bir aile duygusu gerçekten var. Yani futbolcuların hepsi takıma çok bağlı ve sadık. Hiçbir zaman sizi yüzüstü bırakmadı. Burada oyuncuların da emeği, çok fazla onlara da, onların emeğine de değinmek istiyorum. Gerçekten bu arkadaşlık ortamı, bu sadakat nasıl oluştu? Şampiyonluğun tabii ki en büyük etkilerinden bir tanesi de bu. Beraber bir arada kalmak. Bu da her seferinde, her maçta daha çok kenetlenmenize sebep oldu. Bu konuda futbolcularınız için bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya biz kardeşlik konusuna değineceğim. Yani evladı Osmanlı ile Üzeyir abi ile birleşmeden önce biz sadece mahallemizin çocuklarından, mahallemizin gençlerinden kurulan bir ekiptik. Ve bu da yani nereden bakarsanız en az bir 10 yılı aşkın bir tanışmışlığımız vardı. Yani tamamen birbirimizin açığını örtmeye yönelik hareket ettik. Nitekim ilk Evladı Osmanlı'da ilk birleştiğimizde birkaç maç bunun sorununu yaşadık sağ için. Hatta yani biz birkaç maç sonunda şeyi bile, tekrardan ayrılmayı bile düşündüydük. Orada yani Üzeyir abiyle sanırsam bir Akbal maçıydı. Orada çok iyi hatırladığım bir cümlesi vardı. Ve dedi ki bir maç daha sabredelim. Eğer dedi bu maçta da taşlar yerine oturmazsa tekrardan ayrılalım dediydi. Nitekim tamam abi dediydik, sıkıntı yok. O maçı oynadığımızda ben şunu hissettiydim. Biz ne kadar kardeş, yani kendi ekibimiz olarak ne kadar hep abi kardeş olmuş olsak da baktım ki karşı tarafta da o kadar kaliteli insanlar var ki dedim ki tamam biz bunlarla sıkıntı yaşamayız düşüncesine kapıldım. Nitekim de zaman geçtikçe de biz birbirimize olan bağlılığımız daha da üst düzeye çıkıyor. İşte iş böyle olunca da rakiplerimiz bizden gerçekten korkmalı. Daha üst boyutlara gelince abilik, kardeşlik, yani biz burada geçirmesi zor bir rakip oluyoruz. Tabii ki Tolga Aktay'a da yer açmak istiyorum. Şimdi 3. ligde Osmaniyespor'a sanırım transfer oldu. Yani bu tarz kaliteli oyunculara karşı oynamak bence büyük bir lüks ligdeki takımlar için. Sonuçta bu kulvarda Tolga Aktay gibi Osmaniyespor'a transfer olmuş bir oyuncuyla burada oynamak için yani isteseniz de oynayamazsınız. Ama takımınızda böyle kaliteli oyuncular var ve rakip buna bir değer, bir artı katıyor. Böyle oyuncularla oynama şansı bulabiliyor insanlar. Bu açıdan da sizi tebrik ediyorum. Böyle üstün yetenekli oyuncuları bulundurduğunuz için ve şampiyonlukta tabii ki çok emekleri oldu buna, bu oyuncuların. Tabii ki gece gündüz verilen bir emek var. Artık sırada Türkiye finalleri var. Son düşüncelerinizi alalım kaptan. Ya şimdi Tolga dediniz, mesela bizde Arap var, Erdi var, yetenek, sadece yetenekli olmuyor. Sedat Işık var mesela, bu ligin belki de en iyi sol bekidir. Hatta en iyisidir bence. Şu an Özgür de yanımızda, ona rağmen en iyisidir Sedat. Ve sağ bek olarak da Yusuf en iyisidir. Ama sen koşmadığın zaman, adım atmadığın zaman, arkadaşının sahada açığını kapatmaya çalışmadığın zaman yeteneğinin hiçbir önemi kalmıyor. Mesela
bizdeki demin bahsettiğiniz kardeşlik olayından geleyim. Mesela Erdi ile bizim tanışıklığımız 1 sene, bilemedin 2 sene. Demin Gökhan şakasına demiş, Üzeyir abi kızdı gitti. Oradan bağırıyor, Üzeyir abi nerede gibisine. Yani burada önemli olan birlik, beraberlik. Yani sadece yetenekle olmuyor bu işler. Kulis olduğu zaman o olaylarda, arkadan konuşma olduğu zaman o iş yürümüyor. Tolga gibi, Erdi gibi topçuları dersek de, yani bu tür adamları belki dışarıdan kulüpte gitse merhaba diyemeyecek. Yani herkes için demiyorum ama daha önce bu benim için de geçerliydi. Merhaba noktasına gelemeyecek insanlarla sahaya giriyorlar. Yalnız bunun kıymeti bilinmiyor. Bu bizim için de geçerli. Çünkü yetenekli adamlarla top oynamak her zaman seni bir adım ileri götürür. Takım için söyleyeceklerim bu kadar. Antalya için de, veya işte artık nerede olacaksa, oraya için de ben daha önce de söyledim. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah orada da güzel başarılar elde edip geri dönmek istiyoruz. Evet Gökhan, sen de tabii şampiyonluğun baş mimarlarındasın. Üzeyir kaptanla birlikte. Playoff'lar öncesi nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz? Arkadaşlar arasında neler konuştunuz? Bizimle biraz paylaşır mısın? Yani ya da aklınızda geriye dönüp baktığınızda aklınızda ne kaldı? Böyle kalıcı olan bir anınız var mı? Aklımızda... Ben söyleyeyim mi? Tabii abi. Ben Gökhan'a yalvardım verdiği versin diye. Benim aklımda kalan tek o, vermedi. Ne yaptıysam vermedi. Benim aklımda kalan o, kalanlara da Gökhan söylesin. Ya biz playoff'a başlarken bizde Erdi Sarı, yani S7'miz var diyorduk. Ya biz bunun anısı, şeyini, gırgırını çok yapıyoruz. Gerçekten Üzeyir abinin dediği gibi, yani bir sahada mücadele etmek istiyorsan, bir savaşa girmek istiyorsan, yani gözü kapalı yanında Erdi Sarma olsun, yani çoğu rakibin üstesinden gelirsin, bu bir kesindir. Yani bizim takımımızın lideri konumuna düştü. Hatta Üzeyir abi de dediği gibi biz bayağı bir çabaladık. Yani biz ne kadar abi kardeş olmuş olsak da, biliyorsunuz iki takımımız vardı. Üzeyir abi bana dediğinde, işte Erdi Sarı'yı bana ver dediğinde, ben şöyle diyordum, abi al. Yani ben bunu diyordum ama bu tamamen içten gelen bir şey değildi. Bir soru sormak istiyorum. Bu sene iki takımımızla final oynadık, biliyorsunuz. Siz yıllardır bu işin içindesiniz. Daha önce bunu yapabilen var mı? Tabii ki daha önce yapan olmadı ama her şeyin bir ilki vardır. Bu ülkede siz nail oldunuz. Ama benim futbol bilgime pek güvenmiyorlar, onu da söyleyeyim. Teşekkürler. Komada güzel bir sezon başlangıcı yapmıştık. Daha sonrasında arkadaşlar arasında bir anlaşmazlık oldu. Sonra takım dağılmak durumunda kaldı. Sağ olsun Üzeyir de transferin son günü beni aradı. Böyle dedi. Bizim takıma gelir misin? Ben de dedim gelirim, olur, seve seve dedim. Baktım, güzel arkadaşlıklar var. Sonra öyle bir bir serüvene girdik. Güzel de oldu. Şimdi şampiyon olduk, çok mutluyuz. Yani hedefimize ulaştık. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık diyorum, tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda da en güzel şekilde temsil edip şampiyonluğa ulaşırız. O zaman daha büyük bir sevincimiz olur. Şimdiden arkadaşlara başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, şampiyonluk hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki şampiyonluk nasıl geldi? Neler yaptınız şampiyonluktan önce, playofflar öncesi? Yani çalışmalarınız nasıl oldu? Verdiğiniz emekler ya da düşünceleriniz nelerdi? Öncesinde yani playofflar başlamadan inanıyor muydunuz buralara geleceğiniz? Ya tabii ki Zeki Usta'da oynamak başarı demek. Yani hedefin büyük olması demek. Biz de ilk önce o hedefi koyduk ve sonuna ulaştık. Yani ben Mersin'den geliyorum. Arkadaşlarım için emek veriyorum. Yani çalıştık, başardık. Diyeceğim bu. Güzel sonu güzel oldu. Bu şekilde, başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim Özgür. Yusuf. Yusuf, gerçekten sahada olağanüstü bir performans, bir efor harcıyorsun her maçta. Yani her maçı şampiyonluk maçı gibi oynadın gerçekten. Özellikle bu yüzden seni tebrik ediyorum. Gerçekten takdire şayan bir performans koydun lig boyunca ve playofflar boyunca. Neler söylemek istersin kendi performansın hakkında, şampiyonluk hakkında? İlk başlarda acemilik hissediyordum.
Takım yeniydi çünkü. Sparta Prag'daydı bu nedenle. Açılışta şampiyon olduk. Tek başıma oraya geçtim. Yeni ekiple. Üstüne kata kata playofflara geldik. Playofflara da gerekeni zaten Üzeyir Akbal bana yansıtmamı söyledi. Senin zamanın dedi. Ben de zamanı buldum. Gerekeni yaptım. Adana'da bizi konuşuyor zaten. Sağ bekle üstüne varsa meydan burada. Peki. Gelsin beni kessin. Tebrik ederim Yusuf. Çok mütevazısın. Erdi, sen neler söylemek istersin? Antalya kadrosunda sen de olacaksın. Son duyumları aldık kaptandan. Neler hissediyorsun? Ya öncelikle buranın her şeyden önce gelip geçiş olduğunu bütün bu turnuvaya katılanlar unutmasın. Burada önemli olan dostluk, arkadaşlık, abi kardeşlik ve bunu yapabilene tabii ki de. Biz burada bir aile olmaya çalıştık. İşte Üzeri abinin dediği gibi de bir yıl kadar bir süredir yakınız. Gökhan abi, işte Mehmet, yani Arap namı der, Sedat, Yusuf, bizim yıllardır birlikte gezdiğimiz, dolaştığımız arkadaşlarımız. Burada da bir aile ortamını yakaladık. İki takım olarak katılalım dedik. Çıkarsak finale beraber çıkalım dedik. Tabii buraya gelirken kendi açımdan zorluklar vardı. Çünkü bir kulüpte top oynuyorum, kolay değildi. Sağ olsunlar, onlar da tölere ettiler. İşte maçı doldurduk, geldik çeyrek finalden, yarı finalden buraya kadar. Ben sadece şunu üzüldüm. Bu turnuvada başka iki takım final oynasaydı bu tribünler dolabilirdi. Ama biz oynadığımız için gelmediler. Gelmeyen herkesin ayağına sağlık. Bizim için de güzel, keyifli bir maç oldu. Kendi aramızda eğlendik. Türkiye Şampiyonası için de inşallah kendi kulübümle işte maçlarımıza, playofflarımıza inşallah denk gelmezse tabii ki de orada olacağız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ben önce bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık diyorum. Sonra da size teşekkür ediyorum. Böyle bir turnuva düzenlediğiniz için. Biz de şampiyonluğumuzdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.